Alayım ben anayı. Heh. Tuttum anayı bak. Hepinize, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Ülker'in Dünyası kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün alıç sirkesi yapacağım. Alıç sirkesi yapmak için ilk önce alıçları yıkayacağız. Tozundan, toprağından şöyle arındıracağız. Yıkadığım alıçları da süzgece koyacağım. Suyu süzülüp üzerindeki sular kuruyasıya kadar şöyle 3-4 saat bekleyeceğim. Alıçları köyden topladık. Köyümüzün dağlarından. Alıç nedir? Alıç ağacı nasıl olur? Nasıl toplanır? Bunları da video çekip sizlerle paylaşmıştık. İzmir'e geldik. İzmir'deki evimizin mutfağında kuracağım alıç sirkelerimi. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Alıçları yıkadıktan sonra birkaç saat bekledi. Suyu iyice süzüldü. Ne yapacağım? Alıçları zeytin çıtlatır gibi çıtlatacağım. Şöyle. Şekilde. Şöyle. Alıç meyvesini tek tek kırdım. 3 tane kavanoza 3'te 1'i kadar şöyle doldurdum kavanozlara. Kırar kana ara ara da olsa kurtlu çıkanlar oldu. Kurtlularını ayırdım. Onları koymadım içerisine. Alıçlarımız kırıldı. Hazır. Alıç meyvesinin şeker oranı çok düşük. Şeker az içinde. O yüzden şöyle 2 çorba kaşığı organik bal koyacağım kavanoz başına. İkişer kaşık hepsini de. Balı koyuyorum. Bal da koyu, biraz akışkan değil de zamanım alıyor. Şöyle bal aksın. İkişer kaşık balını koydum. Evde yaptım daha önceden sirkeler. Bakın organik sirke. Ben bunun üzerini alıyorum. Duru pırıl pırıl yerini alıyorum. Turşu kuruyorum. Dibini salatalara, sirkelere, sirke kurumunda kullanıyorum. Çünkü dibinde tortular var. Üzeri gayet de pırıl pırıl dinlendiği için bu da. Bakın, şöyle baktığımızda pırıl pırıl. Demişti bir tane arkadaşımız, hani şey marketten alınan sirke mi çok duru, yani çok pırıl pırıl diye, tortulu değil diye. Buradan onu da açıklama getireyim. Süzeceğim şimdi bunun üzerini, dibini karıştırmadan. Harika. Mis gibi kokuyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Duru yerinden birer çay bardağı da sirke karıştıracağım. Üçüne de aynı şekilde sirkeyi karıştıracağım. Üçüne de birer bardak sirkeyi koyduktan sonra ne yapıyorum? Kaynatıp soğutmuş olduğum suda. Burada püf noktası var. Klorlu su olmayacak. Klorlu su olmayacak. Klorsuz içme suyu olacak. Damacana suyu. İçme suyu yoksa suyu kaynatacağız, dinlendireceğiz. Şimdi şöyle yeteri kadar sularını dolduralım. Kaşık da içerisine gitti. Balı hadi şey olsun diye koydum da.
Kaşığı alayım artık. Çok doldurmadık. Karıştırmaya yer bıraktık birazcık. Bir de kabarcık kükürecek taşmasın diye biraz şöyle yer bıraktım. Ne yapıyoruz? Tülbentle peçete de olur. Kağıt havlu da olur bu. Tülü perdeden kalan parçalar da bunlar. Tülü perde diktirdiğimizde onları ufak ufak kestim. Onları iki kat yapıp şöyle üçünün de ağzını kapatıp lastikle sıkıştırıyoruz tülbentle. Dışarıdan herhangi bir şey kaçmasın diye kapak kapatmıyoruz. Patlar. Ha, tülbentim yok, peçete de gomak istemiyorum derseniz şöyle kapağı koyarsınız. Sıkıştırmazsınız yani. Çünkü sıkışırsa hava almaz. Fermantasyon dönemin sırasında ekşime zamanında patlar. Güp diye Allah korusun camı da plastiği de yarıyor. Şöyle. Üçünü de kapatıyoruz. Alıç sirkelerini. Kapatıyoruz. Elimizin altında duracak bu aşamada. Karıştırma aşamasında elimizin altında duracak. Bangonun üzerinde duruyor benimkiler. Ne yapıyoruz? Günde birkaç kez. Birkaç kez dipten karıştıralım. Alışta çok karıştırmak gerekiyor. Elma gibi filan değil, sert biraz alıç. Şöyle dipten karıştırıyoruz. Ağzını tülbentle tekrardan kapatıp lastikle sıkıştırıyoruz. Bu işlemi ne kadar yapıyoruz? Bu işlemi alıçlar şu anda yeni sularını doldurdu koyduk dipte. Sabaha kadar ya da birkaç saat sonra yüze çıkacaktır. Yüze çıktığı zaman olmaz. Dibe çökesiye kadar karıştıracağız yani. Karıştırma işlemini dibe çökesiye kadar devam edeceğiz. Süre vermiyorum. Niye vermiyorum? Hava şartlarına göre sıcak ve serin olan yerde bazen 20 günde çökebiliyor, 15 günde meyveler dibe çökebiliyor. Hatta yazın üzümleri ben yaptığımda 6-7 günde dibe çöktü. Çok sıcaktı. Çabuk ekşidi, kükredi böyle. O yüzden dibe çökesiye kadar karıştırıyoruz. Dibe çöktükten sonra ne yapıyoruz? Tuz atıyoruz. Kaya tuzu. Ne kadar atıyoruz? 5 kiloluk kavanoz. Tepeleme değil de şöyle çorba kaşığıyla şöyle tuzu atıyoruz. Tuzuyla da iyice karıştırıyoruz. Yani tuz erimesi lazım. Tuzu da eridi. Karıştırdık. Tekrardan ağzına dülbente koyup lastikle sıkıştırıyoruz. Tuzu eriyesiye kadar iyice karıştırdık. Ondan sonra tekrardan ağzına dülbenti koyduk. Lastikle sıktık. Mutfak dolabının altına ya da tezgahın altına karanlık bir yere koyacağız ve unutacağız. Yani uyutacağız, unutacağız. Unutacağız derken hepten unutup da bakmamazlık yapmayacağız. Sirkemize şöyle ara ara koklayacağız. Sirkeleşmiş mi, kokuyor mu, işte sinekleniyor mu? Yani böyle bir heyecanlı telaşa da gireceğiz. Tabii ki de öyle koyup da vurdum duymaz olmayacağız. Böyle heyecanlandıkça da mutluluk verecektir sirke yapımı. Sirke olunca, sinekleri görünce insan bir heyecana kapılıyor. Hele ilk yaptığımda ben çok heyecanlanmıştım. Böyle çok mutlu olmuştum, çok sevinmiştim. Hala mutlu oluyorum sirke yapmaktan. Çok insana böyle terapi oluyor diyebilirim. Köye gitmeden önce üzüm sirkeleri kurmuştum. 3 kavanoz. Bunları da
nasıl kurduğumu sizlerle paylaşmıştım. Videoda çekmiştim. İşte bak, kurduğum çekirdekli üzümden olan sirke. Üzümler tamamen dibe çökmüş. Üzerinde berrak bir şekilde dupduru suyu. Şöyle. Sirke anası tutmuş üzeri. Şu görünen siyah şeyler çekirdekli üzümün çekirdekleri. Onlar yüzünde kalmış. Doğru düzgün karıştıramamıştık. Çünkü ben gitmiştim, Şahin abin de çekimlere gidiyordu. O da 2 günde bir karıştırdı. O yüzden herhalde çekirdekler dibine inmemiş. Ana tutmuş. Üzerinde de sinekler oluşmuş sirkelerin. İşte bak sinekler, bakın şimdi dokunacağım, kaçacaklar. Açayım. Bu sirkede gene ana tutmuş. Şöyle bak ana. Bu siyah üzümden olan sirke. Meyvenin rengi nasılsa anayı da o renkte tutuyor. Heh, sinekler uçuşuyor. İşte. Süzeceğim bunları. Birazdan süzeceğim. Şöyle süzgeç. Süzgecin üzerine kumaş, ince dülbent diyeyim. Ne yapacağım? Önce sirkemin üzerindeki anayı alacağım. İnşallah kaçırmam içerisine bak. Kaçırmadan alırım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ana 2 kat tutmuş. Bak indi 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 gitti, bak bak. Evet, gördüm, Gösterebilir gördüm, misin? gösterdim. Görünüyor mu? Görünüyor, net görünüyor, indi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ana gitti. İnşallah gösterebilmiştir Şahin abiniz. Alayım ben anayı. Tuttum anayı bak. 2 tane olmuş ana Evet, üst iki üste. tane. Birini yapmış. Sallanmış demek ki o. Sallandıktan sonra tekrar. Bakın Çift iki koruma tane. yapmış üstüne. Çift koruma. Sirke anası bu. Kaybı. Sirke anasını aldım. Sirkemin önce şu duru yerini süzeceğim. Altın posal yerini ayrı bir kaba süzeceğim. O yüzden pırıl pırıl sirke olacak. Oh, mis gibi sirke kokuyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Posal yerini karıştırmayacağım. Bunu ayrı alacağım. Tamam. Şu dibinin posal yerini ayrı süzeceğim. Şöyle alayım. Allah Oh, mis gibi sirke. aşkına bir bakın Ne ya. kadar Şu güzel. sirkenin, ya Rabbim, nazar değecek sirke bozulacak şimdi. Hacı. Ne kadar güzel. ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şöyle gösterebilirim. Oh, Duru. çok güzel. Hemen bunu bir şeye, şişeye dolduracağım. Tamam. Şöyle kırıl kırıl. Ne yapacağım? Dolduracağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Cam şişeye dolduracağım da bundan da kepçeyle geç olacak. Şuna doldur vereyim. Sirkenin püf noktalarından bir tanesi de süzdükten sonra püf noktalarından, süzdüğümüz sirkeyi doldurduğumuz kapta su olmayacak. Bir damla bile su sirkemizin bozulmasına neden olacaktır. Yani doldurduğumuz şu kap kuru olacak. Aman ha değerli arkadaşlar. O kadar emek boşuna gider. Sirkemiz ziyan olur. Dikkat edelim. Kaynar suya şişeyi yıkadım. İçinin kurumasını bekledim. Şu galandayı içe doldurayım. Ay, dökülüyor biraz ama. Bir damlası bile çok önemli. Dökmemeliyiz.
Oo, tam mı gelir? Maşallah. İyice dolduracağım. Sirkeler. Bu daha önce süzmüştüm. Üzüm sirkesi. Tortusu dibine çöktü. Pırıl pırıl bak. Üzeri şöyle pırıl pırıl oldu. Dolabın altından çıkarırken biraz karıştı, bulandı da şurası üst tarafı şura kadar daha berrak bak. Duru. Şöyle. Üzüm sirkesi. Yeni süzdüm. Siyah üzüm sirkesi. Yeni gene süzdüm. Çekirdekli iri üzüm sirkesi. Bunların hepsi de dinlenmeye alınacak. Dinlenecekler. Süzdükten sonra kapağını sıkı sıkı kapatacağız mı? Gene de birazcık 15-20 gün kadar ben şöyle hafif gevşek bırakıyorum. Şöyle çok sıkıştırmıyorum çünkü patlayabilir, Allah korusun. Böyle. Organik alıç sirkesi yapımında kavanoz başına ikişer çorba kaşığı dolu dolu bal koydum, içerisine karıştırdım. Elde balım yok. Organik bal da bulamıyorum diyenler ne yapmalı? Pekmez, hakiki gerçek, hani doğal olan pekmezle tatlanır. Üzüm suyu, tatlı üzümün suyunu sıkacağım. İyice onu karıştırıp onunla tatlanabilir. Hurma. Hurmayı kaynatıp, az kaynatıp ezerek onun püresini karıştırabiliriz. O şekilde de tatlandırabiliriz sirkemizi, alış sirkemizi. %100 doğal sirke yaptığımız için şeker katmıyoruz. Aslında sirke hiçbir şekilde şeker ya da bir tatlandırıcı katmadan olmalı. Yani meyvenin kendi şekeriyle fermantasyonu olmalı. Yani ekşimeli, sirkeleşmeli diyebilirim. Biz acele ettiğimiz için acele ediyoruz. Elmaya da, üzüme de, ne bileyim, her şeye hemen şekeri katıyoruz. Aslında acele ettiğimizden oluyor. Hakiki sirkeye şeker konulmaması gerekir. Kendiliğinden de olur. Olur da ne zaman olur? Çok geç olur. Yani 9 ayı, 6 ayı geçer, bir kere de 9 ayı da bulabilir. Şunu da belirteyim. Pekmez sirkenin rengini böyle kaskara ediyor. Koyu gibi yapıyor. Biraz böyle rengi çok altın sarısı gibi olmuyor. Pekmez yerine üzüm suyu sıkıldığında daha renk açık oluyor. Kimisi de koyu severse pekmezle tatlandırabilir yani. %100 organik ev yapımı alıç sirkesi tarifi videomu beğendiyseniz, sizlere faydalı olabildiysem, anlaşılır olmuşsa videom, beğeni tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgilerle kalın. Allah'a emanet olun.